Sigmund Freud. 6 Mayıs 1856'da Freiberg, şu anki adıyla Çekya'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Freud eski inanışlardan kalan, şöhret ve mutluluk getireceğine inanılan cenin zarı ile doğmuştur. Freud eğitim hayatının ilk 7 senesinde hep en başarılı öğrenci olmuştur. 1886 yılında 30 yaşındayken Viyana Üniversitesi'nde felsefe ve hukuk alanlarıyla ilgilenmiş, daha sonra Charles Darwin'den etkilenerek doğal bilimlere yönelmiştir. Anatomi, zooloji, botanik ve kimya gibi farklı alanlarda yaptığın çalışmaların sonucu olarak bütün bu deneyimlerin kendisini ampirist bir tıpçıya dönüştürdüğünü ifade etmiştir. Bir Freud araştırmacısı olan Michel Mornler'a göre Freud, ilk ve tek aşkı Martha Bernays'la tanıştığında 25 yaşındaydı. Birçoğu yayınlanmamış 1600 mektupları bulunan Martha ve Freud, her gün mektuplaşmış, bazı günler birbirlerine 2-3 mektup göndermişlerdir. Bu mektupların birçoğunun psikanalizin babası olarak tanınan Freud'un çalışmalarının temeli olduğuna inanılır. 1884 eğitim yılı içerisinde tıp okumak için araştırmacılığı bırakan Freud, bu dönemde depresyon ve hazımsızlığa karşı kokain kullanmaya başlamış ve kokainin zararlı olduğu gerçeğini reddetmiştir. Daha sonra kokainin zararlarıyla karşılaşmış ve haksız olduğunu kabul edip kokain kullanmayı bırakmıştır. 1885 yılında nöroloji alanında çalışmak için Paris'e gitmiştir. Nörolojiye duyduğu ilgi sonucu dönemin önemli isimlerinden Jean-Martin Charcot ile tanışmıştır. Psikanaliz tarihçisi ve yazar Lisa Abyssinis'e göre Charcot'un hipnoz, histeri ve skariloz ile ilgili çalışmalarından etkilenen Freud, insan zihin ve davranışlarının uçsuz bucaksız ve keşfedilmesi gereken bir konsept olduğunu fark etmiştir. Charcot'un etkisi ve öğretisiyle birlikte 1886 yılında 30 yaşındayken Viyana'ya dönmüştür. Mesleğinin ilk dönemlerinde maddi olarak zorluklar çekmiş ve arkadaşlarının desteğiyle Martha ile evlenebilmiştir. Daha sonra histerinin bilimsel sebepleriyle ilgili merakını paylaştığı Dr. Joseph Breyer ile tanışmıştır. Histeri tanısı koyduğu ve hipnozla tedavisine devam ettiği hastası Anna, Freud'un kendi yöntemi olan konuşma terapisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Böylece antik Yunan'da zihin ve yaşam enerjisi anlamına gelen psişe ve inceleme anlamına gelen analiz kelimelerinin birleşiminden psikanaliz kelimesi ortaya çıkmıştır. 1895 yılında Dr. Joseph Breyer ile birlikte Histeri Üzerine adlı kitabını yayınlamıştır. Dr. Joseph Breyer katılmasa da Freud'a göre histeri, cinsellik ve çocukluk çağında babası tarafından istismara maruz kalmakla ilişkiliydi. Daha sonra bu teorisini düzenleyen Freud, kısa sürede çalışmalarını düzenlemeye başlayacaktır. 1896 yılında bildirisini sunmak için Viyana Üniversitesi Psikiyatri ve Renöroloji Topluluğuna giden Freud, beklediğinin aksine ilgi görmemiş ve masalsı yöntemlerinin bilimsellikten uzak olduğu eleştirisiyle karşılaşmıştır. Aynı yıl babası Joseph Freud'u kaybeden Freud, çocukluk anılarını ve rüyalarını analiz etmeye başlamıştır. Rüyaların önemine vurgu yapmış, rüyaların bastırılmış düşünce, istek ve fantezilerinin izlerini taşıdığını öne sürmüştür. 1889 yılında Rüyaların Yorumu adlı kitabını yazmıştır. İlerleyen çalışmalarında bastırılmış düşüncelerin sadece rüyalarda değil, uyanık halde günlük hayatta da ortaya çıktığını ileri sürmüş ve Günlük Hayatın Psikopatolojisi adlı kitabını yazmıştır. Aktarım, karşıt aktarım, Freudiyen dil sürçmesi gibi kavramlarla kurucusu olduğu psikanalitik ekolünü genişletmiştir. 1902 yılında döneminin en parlak psikiyatristlerinden biri olan Jung ile tanışmış ve fikir ayrılıkları yaşadıkları güne kadar birlikte çalışıp ona hocalık yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Freud,
iki oğlunun savaşa katılması sonucunda gözlemlediği askerlerin yaşadıkları travmalara bağlı olarak geçirdikleri ruhsal değişiklikleri tanımlamış ve daha sonradan travma sonrası stres bozukluğu olarak anılacak olan savaş nevrozu fikrini ortaya atmıştır. İspanyol gribi yüzünden çok sevdiği kızı Sofya'yı kaybetmiştir. 1920 yılında Haz İlkesinin Ötesinde ismiyle kitabını yayımlar. İnsanın ikinci temel dürtüsünün ölüm dürtüsü olduğu ve insan zihninin id, ego ve süper egodan oluştuğu fikrini ortaya atar. Savaş yıllarından sonra Freud'un fikirleri birçok alanda ilgiyle karşılanır. Sinema, edebiyat ve tıp dünyasında psikanaliz büyük merak uyandırmıştır. 1925 yılında film yapımcısı Samuel Goldwyn, Antonius ve Kleopatra filminin yapım aşamasında danışmanlık yapması için Freud'a $100,000 teklif etmiş, ancak Freud bu teklifi reddetmiştir. Maddi yönden zorluk çekse de şöhret bakımından en iyi dönemlerini yaşayan Freud'un bu dönemi Almanya'da Hitler'in iktidara gelmesiyle çok uzun sürmemiştir. Yeni siyasi dünyada Freud ve ailesi dahil olmak üzere Yahudiler hedef olmuş, Freud ve diğer düşünürlere ait kitaplar sokaklarda yakılmıştır. Freud 15 sene boyunca devam eden çene kanseri yüzünden 30 operasyon geçirmiş, duyma yetisinin bir kısmını kaybetmiştir. Ölümüne yakın sürede kendini çalışma odasına yatırılmasını istemiş ve çok sevdiği antikalarıyla 23 Eylül 1939'da kendi isteğiyle ölümcül dozlu morfin alarak hayata gözlerini yummuştur. Fikirleri hala tartışılır olsa da kesin olan şey, Freud'un insan zihin haritası, cinselliği, dürtüleri ve benlik kavramı gibi yenilikçi fikirleri sayesinde sonsuzlaştığıdır.